büyük keşif için İstanbul'dan çıktık ve 800 kilometre gelerek Adana'nın Pozantı ilçesinin Belemedik bölgesine yerleştik ve gördüğünüz gibi yanımda da Toyota'nın Hilux Invincible modeli pick-up'ı var ve bununla öyle maceralara, keşiflere karışacağız ki. Trenin geçmesini bekleyeceğiz. Yani hemzemin geçite geldik. Beğendin mi arabayı? Aferin kızım. Bak bak, buralar ne kadar sarı, baksana onun iş. Baba, burası sonbahar olmuş. Burası sonbahar olmuş, evet. Evet, sonbahar. Çevresi tamamen toroslardan oluşuyor ve yalçın kayalardan oluşuyor ki bu kayalıklarda yaban keçileri, dağ keçileri yaşıyor. Burası 120 yıl önce bir kasabaymış. Üstelik de Almanların kurduğu bir kasaba. Selam dostlar. Büyük keşif için İstanbul'dan çıktık ve 800 kilometre gelerek Adana'nın Pozantı ilçesinin Belemedik bölgesine yerleştik. Otelimiz burada olduğu için şimdi tam vadiye, Belemedik Vadisi'ne girmedik ama birazdan yolculuğumuz başlayacak ve gördüğünüz gibi yanımda da Toyota'nın Hilux Invincible modeli pick-up'ı var ve bununla öyle maceralara, keşiflere karışacağız ki göreceksiniz. Bütün aşamaları da sizinle paylaşacağız. Belemedik çok ilginç bir yer. Oraya vardığımızda zaten anlatacağım size. Daha sonra meşhur Demiryolu Köprüsü Varda'yı ziyaret edeceğiz ki onun da hikayesi bambaşka. Onu da size anlatacağım ve bu araçla oraya gitmenin ne kadar kolay olduğunu da göreceksiniz. Normal bir araçla öyle kolay değil ama bununla kolaylıkla oraya ulaşacağımızı düşünüyorum. Ardından da tabii ki başka yerler de zaman içinde ziyaret edeceğiz ama en sonunda da Gavur Dağı'na, yaklaşık 2300 metre yüksekliğindeki Gavur Dağı'nın zirvesine yine bu Hilux Invincible'la çıkacağız. İsterseniz şimdi yolculuğumuz bir başlasın. Buyurun. Evet, şu anda otelimizden Belemedik Vadisi'ne iniyoruz. Aslında burada, yani otelimiz de Belemedik'in bir parçası zaten. Ama tabii ki esas vadi çok daha muhteşem görüntüye sahip bir alan. Şimdi oraya gitmeye çalışıyoruz. Oraya gittiğimizde zaten göreceksiniz. Tam bir sonbahar manzarasını orada keşfedeceksiniz. Bu arada bilmiyorum şu anda... Evet, şu anda derenin üstünden geçiyoruz. Burası Çakıt Deresi ya da Çakıt Çayı. Şimdi bu, efendim annişim. Dere nedir diyor. Dere, evet dere. Bakın şimdi karşıdaki masif kayaları görüyor musunuz bilmiyorum ama acayip böyle nasıl diyeyim, sur gibi kayalar var. Deren diyor. Buralar Toroslar işte. Şu anda bulunduğumuz bölge de, yani bu vadi de, Belemedik Vadisi de Horusların böyle arasında kaybolmuş bir vadi gibi, keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Tabii ki keşfedenler var. İlk defa burası bizim ulaştığımız bir yer değil. Daha önceden de ben zaten gelmiştim. İşte Hatay'a yardım ekibi oluşturup giderken yolda sevgili Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın davetiyle yemek yemeye gelmiştik buraya. O zaman keşfetmiştim ben. Ama biraz geç keşfedilmiş bir yer aslına bakılırsa. Keşfedenler için gerçekten şansları çok yüksek diyorum. Bakın şu anda da gördüğünüz gibi burada bir istasyon var. Belemedik istasyonu burası. Ve bir trende bu istasyonda muhtemelen karşıdan gelecek bir başka trene yol vermek için onu bekliyor. Ve şu anda, evet, geldik, trenle buluştuk, trenin geçmesini bekleyeceğiz.
Yani hem zemin geçişte geldik. Yavaş yavaş gidiyor tren. Baba, tren yavaş yavaş gidiyor. Evet kızım, yavaş yavaş gidiyor değil mi tren? Raydan gider. Evet, trenler raydan gider. Aferin benim kuzuma. Atatürk'ün treni diyor. Hani bunun yüzünü kapatmasın, bak seni kamera görsün burada. Ama çantam düşmüş. Ay ne uzun trenmiş nonniş, bak bitmiyor. Bitmiyor. İşte bitti. Evet, şimdi birazdan yolu bize açacaklar. Biz de yolu geçeceğiz burayı, hem zemine. Tamam. Hala açmadılar. Prensesleri geliyor hala. Prensesleri geliyor. Bir tane de karşıda vardı, belki o geçecek. Evet, diğeri bekleyen vardı. O bekleyen de geçecek muhtemelen. Biz ondan sonra tamam, yol verecekler. Şu anda bize uyarı sesi bu. Bekleyin diye bizi uyarıyor. İnip bakalım. Evet, trenin biri gitti. Şimdi onu bekleyen, ona yol veren tren şu anda geliyor. Çok yüksek sesli bir alarm var burada. O yüzden sesim çok duyulmuyor olabilir. Ve tren geliyor işte. Evet, alarm kesildi ve yolumuz açılıyor gördüğünüz gibi. Evet. Çok uzundu değil mi tren? Evet, işte belemediğin o eşsiz sapsarı görüntüsünün içine geldik. Bu arada kuzucuğum bizi hiç konuşturmayacak. Kendisi anlatacak arabayı. Nasıl, konforlu mu anneciğim, anlatır mısın? Arabayı beğendin mi? Konforluymuş. Beğendin mi arabayı? Aferin kızım. Bak bak, buralar ne kadar sarı, baksana nonniş. Ağaçlar hep sarı olmuş değil mi? Bak işte bunlar. Gördün mü nonniş bak. Evet. Bak bunlar tarihi şantiye evleri. Baba, şantiye binaları. Baba bak, çocuklar oraya gidiyor. Evet, orada da bak, oyun, ben sana dedim oyun parkı var diye. Aa, gördün mü? Nasıl burası? Aa, orada da park var. Evet, o parkı söylüyorum zaten. Beğendin mi burayı? Baba, burası sonbahar olmuş. Burası sonbahar olmuş, evet. Evet, sonbahar olmuş. Evet aşkım, burası sonbahar olmuş ya. Evet dostlar, şu anda Belemedik Vadisi'ne geldik. Bu vadi öyle bir vadi ki, yani şaşırıp kalırsınız buraya geldiğinizde. Çünkü vadi dediğiniz genelde iki dağın arasından geçen böyle bir çukurluktur, yardır. Burası öyle değil.
dört tarafı desem yine o da belki çok doğru değil. Çünkü bu vadinin her tarafı diyebileceğimiz, yani şurada bir boğaz var, o boğazdan bu tarafa doğru geliyorsunuz. Ama böyle daire şeklinde çevresi tamamen toroslardan oluşuyor. Ve yalçın kayalardan oluşuyor ki bu kayalıklarda yaban keçileri, dağ keçileri yaşıyor. Dağ keçisi popülasyonunun en yoğun olduğu bölge burası. Ama manzarası, yani bu vadiye girdiğiniz zaman bambaşka bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Devasa çınar ağaçları, yine buna benzer envai türlü ağaçlar, bitkiler. Ve sadece manzarayla da kalmıyorsunuz. Burada çok özel bir tarihle de yüz yüze geliyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Burası 120 yıl önce bir kasabaymış. Üstelik de Almanların kurduğu bir kasaba. Neden Almanlar buraya bir kasaba kurmuş diye soracak olursanız, biliyorsunuz Berlin'den Hicaz'a kadar bir tren yolu hattı yapılmış Abdülhamit döneminde, 2. Abdülhamit döneminde. Ve bunu da Almanlar, bu ihaleyi kazanmışlar ve İstanbul-Bağdat arasındaki hattı, yani o etabı burada kurdukları şantiyeden yönetmişler. İşte burası, bilmiyorum daha güvenli olduğu için mi buraya kurmuşlar, ama buraya bir şantiye kurmuşlar. Zaten demir yolu da hemen şuradan geçiyor ve az ileride şurada arkada da zaten bu bölgenin istasyonu bulunuyor. Onu da gösterdik zaten size. Almanlar buraya kurdukları şehirde hastaneler, okullar tesis etmişler. Şehir derken bir kasaba demek daha doğru belki. Ama şimdi kalıntı çok az sayıda kalmış. İsterseniz onları şöyle bir gezelim. Sultan II. Abdülhamit ve Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm arasında 1888'de imzalanan anlaşmayla başlayan proje İstanbul'dan Konya'ya kadar tamamlandı. Bu noktada İngiltere ve Fransa projeye engel olmak için çeşitli yollar deneyince bir süre durakladı. 1903 yılında Osmanlı-Alman İmparatorluğu arasında imzalanan yeni bir anlaşmayla proje tekrar ilerlemeye başladı ve Konya-Burgulu hattı 1904 yılında tamamlandı. Sıra projenin en zorlu etabına, Toros Dağları'nın aşılmasına gelmişti. Nasıl aşılacağı konusunda ihtilaflar baş gösterdi. 3500 metre yüksekliğe çıkıp 23 metre rakıma inen bir rota önerildi. Ama mühendisler bu kadar dik bir eğimin demir yolu için uygun olmadığını söyleyince tartışmalar belemedik ve Hacı Kırı arasındaki kayaların delinerek tünel yapılması kararıyla son buldu. Proje kapsamında Konya ile Kelebek arasında inşa edilmesi gereken 37 adet tünel bulunuyordu. Bu etabın en zorlu bölümü ise Belemedik'le Hacı Kırı arasındaki 12 adet tünel, 7 adet köprü ve ünlü Varda Viyadüğü'nün inşasıydı. İnşaatı yapan demir yolu şirketi Philip Holzman'ın projedeki baş mühendisi Nicolas Mauragordato, bu zorlu etabın lojistik merkezi ve ana şantiyesi için Belemedik'in en doğru yer olduğuna karar verdi. O güne kadar kuş uçmaz, kervan geçmez bir vadi olan Belemedik, 1904 yılından itibaren kantini, fırını, camisi, kilisesi, hastanesi, yemekhanesi, atölyeleri, malzeme üretim fabrikaları, postanesi, sosyal evleri, okulları, lojmanları, villaları, elektrik ve su altyapısıyla, hatta sinemasıyla 5000 kişilik nüfusa sahip modern bir kasabaya dönüştü. İnşaat çalışmaları sürerken 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Bu nedenle Belemedik'te görev yapan İtalyanlar işi bırakıp ülkelerine dönerken 50 silah tutan Türk işçiler de askere çağrıldı. Belemedik adeta boşaldı. Savaşta da ittifak halinde olan Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya projeyi bitirmekte kararlıydı. Önce Çanakkale, sonra Kafkas cephelerinde esir alınan teknik elemanların Belemedik'e getirilmesi kararlaştırıldı. Artık Belemedik hem bir şantiye hem de İngiliz, Fransız, Anzak, Rus, Rum, Ermeni, Yahudi, Hintli ve Senegalli esirlerin çalıştığı bir esir kampı ve onlarla birlikte Alman, İsviçreli, Avusturyalı ve Türklerin hep beraber yaşadıkları çok uluslu bir kasabaya dönüşmüştü.
Savaş ilerledikçe çalışma şartları zorlaşıyordu. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'yla Almanya ve Osmanlı'nın yenilgiyi kabul etmesi üzerine ülke İngiliz ve Fransızların işgaline uğradı. Pozantı, Belemedik ve Hacıkırı bölgesi Fransızlar tarafından işgal edildi. Ama işgalci Fransızlar projeyi durdurmadı. Başmühendis Nicolas Mavrogordata'nın yanına yardımcı olarak Monsieur Daduval adında birini tayin ettiler ve demiryolu inşaatının devamına karar verdiler. Bu sırada Fransızlar Belemedik'e kendi teknik elemanlarını da getirdiler. Hatta Monsieur Daduval'in hemşire karısı da buradaki hastanede görev aldı. Kurtuluş Savaşı sonrası Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması'na konu olan Belemedik, Fransızlar tarafından harp ganimeti statüsünde özel mülkiyet olarak istendi. Fakat bu istek Mustafa Kemal Paşa tarafından reddedildi. 8 Nisan 1920'de yaşanan çarpışmalarda büyük bir bölümü harap olan Belemedik, Cumhuriyet döneminde yaşanan heyelan nedeniyle bir kez daha yıkıma uğradı ve 5000 kişinin yaşadığı yerleşimden geriye sadece birkaç yapı kaldı. Mesela burası. Muhtemelen bu büyük bina buradaki teşkilatlanmanın yani şantiyenin ana binasıydı diyebiliriz. Doğru mu Onur? Bu konuda Onur da bize yardımcı oluyor. Onur basın yayın sorumlusu Pozantı Belediyesi'nin. O da bize yardımcı oluyor. Burası, evet Onur'un da onayladığı, kafayla onayladığına göre burası dönemin şantiye binası. Çok büyük bir bina burası gerçekten. Geriye doğru bayağı gidiyor. Tabii o zaman betonarme tekniği olmadığı için tamamen taşlardan ve işte ahşaplardan yararlanarak yapılmış. Burada bol miktarda da böyle köpeklerimiz var. Şu köpeğe bakar mısın? Ceylana benziyor. Evet, burada Pozantı Belediyesi sevgili Mustafa Çay da buranın gezilip görülebilmesi için, turizme kazandırılabilmesi için çok çaba sarf etmiş. Buraya bir doğal park ilan etmiş burayı. Çeşitli işte çocuk parkları falan da ilave ederek burayı daha çok insanın ziyaret etmesini sağlamaya çalışmış. Ve buraya küçük de değil aslında, neredeyse bir ailenin bile konaklayabileceği miktarda biraz dağ evine benzer bungalovlar inşa etmiş. İstersen şöyle bungalovları da bir gösterelim. Bak, bu bungalovlar, şömineli bungalovlar. 4 tane burada var. 4 tane de ileride var. Bir de butik oteli var burada. Biz de butik otelde kalıyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi, gel şöyle yukarı mı çıkalım? Ve işte o yalçın kayalara bakın şöyle. Bıçak gibi keskin kayalar. Helikopterle inmişiz gibi bir havası var şu anda. Burada neredeyse buraya giriş görünmüyor. Her yeri kapalı gibi. Sadece şurada iki dağın arasında bir boğaz var. O boğazdan geçiliyor. O boğaz aynı zamanda Çakıt Çayı'nın da geçtiği bir boğaz. Ve tren yolu da zaten oradan geçiyor. İşte böyle belediyenin yaptığı rekreasyon alanları. Şurası sanıyorum değil mi Onur? Hastane ora mı? Okul ya. Mu? Okul mu orası? Evet. Ha, burası okulmuş. Bu arada yanlış biliyorsam Onur beni düzeltir diye düşünüyorum. Buradaki kasaba zamanında kurulmuş buraya. Yani Almanların kurduğu bir kasaba. Daha sonra bu şantiyenin işçisi olarak çalışan Türkler de buraya yerleşmişler. Ve arkasından tabii ki işte Kurtuluş Savaşı döneminde biliyorsunuz bu bölgeyi Fransızlar işgal etmişti. Sonra buraya Fransızlar da yerleşmişler. Askeri üs olarak kullanmışlar. Oh, şiştim bu arada. Evet, askeri üs olarak kullanmışlar. Hatta komutanın karısı da hemşireymiş ve buradaki şu arkadaki hastanede de hemşire olarak çalışmış. Almanlar buraya geldikten sonra doğal yolla galiba kaç dediler? 41 kişi mi? 41 Alman galiba doğal yollardan, doğal sebeplerden, yani kaza değil de doğal sebeplerden ötürü vefat etmiş. Ve burada bir Alman mezarlığı var. Yani
o burada çalışan Almanların vefat edenlerin gömülü olduğu bir Alman mezarlığı var. Çünkü 1904 ile 1914 arasında burada kalmışlar. Yani 10 yıl, o 10 yılda da o kadar ölümün olması çok anormal değil. Zaten ben size o günün fotoğraflarından elde ettiğim görüntüleri de paylaşacağım ki burası bayağı ciddi bir kasaba halindeymiş o zamanlar. Ama inanın şaşırırsınız. Yani insan buraya neden bir kasaba kurar diye çok şaşılacak bir yer. Şu anda bakın ben yüksek bir noktadayım. Yine aynı şeyi görüyorum. Tren sesi geliyor bu arada. Burası bir okul. Bura mı hastane? Evet. Ama sanki bir su deposuna benziyor. Yok, burası hastane. Su var bakın. O hastanenin bacası mı yoksa su deposunun havalandırması mı? Bacasıymış. Ama o bacayı da betondan yapmışlar. Beton bulunmadığı dönemde betonun nereden buluyor? Sonra yapılmış sanki o. Bak şundan dolayı ben burayı su deposu diye düşündüm. Bir kere şu yapının biçim olarak olması ve görüyorsun su borusu var burada. Kalorifer sistemi de varmış benim bildiğim kadarıyla. Bu kalorifer sisteminin bir parçası mı yoksa suyun bir parçası mı? Ama şuradan baktığımızda sanki su deposuna daha çok benziyor gibi geldi. Ben bunu su deposu olarak yorumlamıştım. Ama sen hastane diyorsan bildiğin bir şey vardır. Acaba burası mı hastane? Burası su deposu da. Gezebiliriz abi içerisi. İçerisi geziliyor mu? Ama bak beton bloklar da var. Demek ki betonlar bulunmuşmuş mu ya da son zamanlarda mı bunlar eklendi? Ama o baca sanki 120 yıllık değil gibi. Sonradan eklenmiş gibi görünüyor. Bir yerde su havuzu var çünkü. Ha evet. Aa yıldız şeklinde. Yonca şekli. Ha yonca mı? Biraz yonca, biraz yıldız her şeye benziyor. Buraya bir süs havuzu kurmuşlar, evet. Böyle istersen kamerayla bir göstersene. Baksana ya, bayağı bir süs havuzuymuş yani. Kocaman bir süs havuzu. Yıldıza da benziyor, yoncaya da benziyor. Bazı noktalarını daire yapmışlar, bazı noktalarını köşeli yapmışlar yıldız gibi. Burada da bir baca yapmışlar. Ama şey olabilir mi bu Onur? Bu baca diyorum acaba merkezin tamamın merkez ısıtma sistemi olur da kalorifer filan onun bacası mı? Olabilir değil mi? Orada çünkü o boru hatları belki o ısıtma sisteminin boru hatlarıdır. Şurada da boru gördüm çünkü. Yani bu oradaki boru öyle gidiyor muhtemelen buradaki boru böyle gidiyor. Yüz yirmi yıl. Tabii bunlar peyderpey de yapılmış olabilir. Hepsi 120 yıllık olmayabilir. Bazısı 100 yıllıktır. Çünkü burada Cumhuriyet döneminde de belli bir yaşam sürmüş, devam etmiş bildiğim kadarıyla. Yanlış mı? Doğru. Evet. Burada sadece şöyle bir şey olmuş. Burada bu dağlar akmış. Yani heyelan olmuş. O heyelan sırasında Adana'da bir bölgeye buradaki insanları taşımışlar. Yani insanlar buradan oraya göç etmek zorunda kalmış. Ondan sonra da zaten buralar birane haline gelmiş. Muhtemelen 1930'lara kadar filan herhalde. Tamam emin değilim ama o civara kadar da burada yaşam devam etmiş. Mesela burada bayağı sağlam kalmış bir çeşme kalıntısı var. Ve betondan. Yani demek ki beton kullanılmış. Yani burası böyle devam ediyor. Şurada bir yapı var. Bu ocağına incir ağacı dikmek diye bir laf vardır ya. Şu yapıya bakıyorum. Tam öyle gibi. Yani binanın tam köşesinde incir ağacı çıkmış. Ama buranın doğası bir müthiş ya. Bakın böyle gidiyor, devam ediyor. İnişli çıkışlı bir yer. Buraların hepsi bina kalıntıları. Burada hazine aramışlar.
Okul muymuş burası? Ha. Burada hazine aramışlar yalnız. Defineciler bir şeyler aramış burada. Değil mi? Kazmışlar çünkü. Bak burada yine bir şey var. Vadi var. Acayip bir yer. Çok böyle şaşırtıcı bir yer. Bir taraftan doğasına şaşırıyorsunuz. Bir taraftan buradaki yaşanmışlıklara şaşırıyorsunuz. Burayı keşfetmeye gelmek herkesin bence görevi olmalı. Çünkü burayla yüzleşmek, burayla karşı karşıya kalmak ve tabii ki buraya gelirken mutlaka ama mutlaka buranın tarihini bir kurcalayıp okumak lazım. İnternette artık biliyorsunuz birçok şey, bilgi var. Tabii doğru bilgiyi de elde etmek lazım. Bunun için de pozantıbelemedik.com.tr miydi? Com muydu? Com. Pozantıbelemedik.com internet sitesi var. Orada her şeyi görebilirsiniz. Buranın tarihiyle ilgili bütün doğru bilgileri elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden de burayla ilgili bilgilere erişip onları yanınıza alıp o bilgileri beyninizde yanınıza alıp buraya mutlaka gelmelisiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Ben klasik mimariye karşı aşırı tutkulu biriyimdir. Özellikle de antik mimari bir kalıntı gördüğümde saatlerce oradan çıkmak istemem. Hatta zaman zaman Dilek Hanım'la yani eşimle bu konuda papaz da oluyoruz. O da seviyor aslında ama çok uzun soluk, uzun süre orada oyalanmak istemediğinden muhtemelen bir an önce gitmek istiyor. Tamam yeter bu kadar baktık ettik diyor, gidelim diyor ama ben ayrılamıyorum böyle yerlerde. Buraya gelmemin ve sağ olsun Toyota'nın katkısıyla ve tabii ki Toyota Hilux Invincible'ın bize sunduğu imkanlarla buraya geldik. Çok da iyi ettik. Daha önceden ben kısa süreliğine bir gelmiştim. Sağ olsun başkan bize burada bir ikramda bulunmuştu Hatay'a giderken. Biliyorsunuz Hatay'a yardım için bir ekip oluşturmuştuk. O ekipteki arkadaşlarla birlikte bizi misafir etti, konut etti. Burada bir yemek yeme şansı bulmuştuk. O zaman ben buraya aşık olmuştum. O zaman beni çok etkilemişti. Mutlaka bir kere daha geleceğim demiştim. Ve o gelmeyi de işte Toyota'nın katkısıyla sağlamış olduk. O da bizim için çok büyük bir destek oldu. Ve burada bakın şimdi şurada bir çeşme gibi bir şey var galiba. Tuvalet. Tuvalet mi? Bakın. Onur sağ olsun, iyi ki var. Evet ama burası bak daha sonra da uzun süre kullanılmış anladığım kadarıyla. Çünkü burada karo izleri görüyorum. İşte, burada bak yazılar var. Burada Vilarov yazıyor. Boş. Gelsene Onur. Muhtemelen fayansın altındaki ya bir fayans vardı. O fayansın altında yazılar vardı. Buraya geçmiş. Bak. Villeroy boş yazıyor. Demek ki boş o yıllarda bu işlere de mi girmişti acaba? Alman sonuçta boş. Bunlar da Almanlar oradan bu seramikleri getirmişler anladığım kadarıyla. Çünkü seramik izi var burada. Ve Villeroy boş yazıyor. Evet burası bir tuvalet çok belli zaten. Ama ilginçtir yani betondan yapmışlar. Ben beton o yıllarda çok inşaat malzemesi olarak kullanılmıyordu demiştim ama demek ki az da olsa beton varmış ve böyle ufak tefek şeyler için kullanılmış. Yani yapıyı betonarme yapmak belki de o zamanlar demirle betonun birlikte kullanımını belki bilmiyorlardı. Öyle bir mühendislik bilgisi yoktu belki. Ama burada tuvaleti gördüğünüz gibi bak ilginç bir tuvalet yapmışlar. Burada basma, ayak basma yerleri var. Burada tuvaletin işte bildiğimiz klozet bölümü var. Ama buraya çiş yapılınca da bu tarafa akıyor herhalde. Şurada delik var çünkü. Önde de böyle ayak yıkama için mi buraya böyle çukur yapmışlar bilmiyorum. Farklı bir şey evet. Evet. İlginç. Oraya da yaslanmak için de arkaya bölüm koymuşlar düşünsene. Yani oturuyorsun yaslanıyorsun oraya da. Böyle set set yapmışlar. Bu arada Onur'un da bana verdiği bilgiden yararlanarak söylüyorum arkadaşlar. Bak burada
Fayans izleri var yine. Görüyor musun? Ha yok, bunlar tuğla izleri. Tuğla izleri. Bak burada da bir şey varmış. Böyle küvet gibi bir şey. Bence küvet burası. Bayağı küvete benziyor. Gömme banyo dedikleri bu. Tarihin ilk gömme banyosu. Şaka bir tarafa. Tabi buradan daha eski gömme banyolar vardır ama bura tam insan boyu kadar filan bir alan olduğuna göre bura bir banyo. Yani gömme banyo. Artık bilmiyorum, burası gömme banyo, orada özel tuvalet falan. Bu şantiyenin amiri ya da işte en üst düzeyindeki yöneticisinin evi de burada olabilir. Çünkü burası bütün vadiye hakim bir nokta. Bakın burada duvarlar böyle çevrili görünüyor. Şurası şöyle. Bak şura bir duvar. Gördüğünüz gibi böyle duvar böyle gidiyor. Böyle duvar. Öyle bir noktaya yapılmış ki bu, en görkemli yer burası gibi geldi bana. Burası dediğim gibi yöneticinin mekanı olabilir, evi olabilir. Evet, her ne kadar yapıların büyük bir bölümü yok olmuş olsa da veya küçük küçük izleri kalmış olsa da buranın sıradan bir köy olmadığını anlıyoruz arkadaşlar kalan yapılardan. Burası tam anlamıyla modern bir kasaba halinde düzenlenmiş. Zaten o zamanın mimari ve mühendislik çalışmalarının da ne kadar ileri düzeyde, o günün şartlarına göre ileri düzeyde olduğunu da buradan görüyoruz. Mesela burada hem okul hem hastane kurulmuş. Aynı zamanda bütün kasaba dediğimiz bu bölgenin bir altyapıya sahip olduğunu ve ortak merkezi bir ısıtma sistemine sahip olduğunu da buradan anlıyoruz. Bu da buranın ne kadar önemli hale geldiğini döneminde bize anlatıyor. Tabii Almanlar biraz biliyorsunuz konforlarına düşkün insanlar. Dolayısıyla burada da 10 yıl kalmışlar. Aslında çok uzun bir süre değil 10 yıl ama 10 yıl içinde bu kadar konforlu bir alan oluşturmuşlar kendilerine. Belemedik doğa, tarih, coğrafya açısından ne kadar önemli bir yer olduğunu tüm dünyaya da gösterdi. Bunu da Hollywood sayesinde yapmış oldu. Şöyle anlatayım. Biliyorsunuz 007 James Bond serisi var. Bunun 2012'de çekilen Skyfall filminin önemli sahneleri burada çekildi. Oyuncular yine buraya kurulan karavan kampında konakladılar çekim boyunca. Sonrasında birçok televizyon dizisine de yine burası ev sahipliği yaptı. Yine Türk sinemasının önemli filmlerine de burası doğal plato olarak hizmet verdi. Bölgenin tarihini anlatırken sözünü ettiğim efsanevi Toros tünellerinin merkez noktası da burası. Zaten buranın şantiye olarak seçilmesinin sebeplerinin başında da bu geliyor. Yani Belemedik'ten önce de tabii ki tüneller var ama esas önemli tüneller Belemedik'ten başlayıp 15 kilometre boyunca devam ediyor. Zaman zaman aralıklar var, o aralıklar küçük köprülerle tüneller birbirine bağlanmış ve 15 kilometre bu şekilde devam ettikten sonra Hacıkırı'da tüneller tamamlanıyor. Zaten bir sonraki bölümümüzde de o köprüleri ve o bağlantı noktalarını da size göstereceğiz. İsterseniz arkadaşlar şimdi Varda Köprüsü'ne gidelim. O Varda Köprüsü de öyle bir mimariye ve mühendisliğe sahip ki o günün şartlarında gerçekten hani herkesin gerçekleştiremeyeceği kadar bir tekniğe sahip. Ama oraya giderken biraz yolla ilgili sıkıntımız olduğunu söyledi Onur. Yani yol kapalı olabilir çünkü zaman zaman taşlar dökülüyor. Hatta taşların döküldüğünü de duyduk dedi. O açıldı mı açılmadı mı tam olarak bilmiyoruz ama açılmadığını biliyoruz dedi. Biz yine de şansımızı zorlayacağız. Eğer ki yolu taşlar kapamamışsa bizim altımızda Hilux Invincible gibi bir araç var. O araçla o yolculuğu deneyeceğiz. Ama tamamen yolumuz kapanmışsa da geri dönüp başka alternatif bir yoldan Varda Köprüsü'ne gitmeye çalışacağız. Hadi şimdi Varda'ya doğru yola çıkalım.